Önümüzde bir referandum süreci var. Değerli arkadaşlar, bu tasarı meclis gündemine geldiğinde görüşme takvimi ve mevsim koşulları iktidar ve cumhurbaşkanı tarafından biliniyordu. Bunun için de zaman kazanıp geciktirmeye çalışıyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar halkımız bu rejim değişikliğine ve tek adam diktatörlüğüne asla izin vermeyecektir. Şimdiden Referandumda hayır diyecek yurttaşlarımızı terör örgütleriyle yani PKK ile FETÖ ile aynı kefeye koymaktadır. Bu yurttaşlarımıza yapılmış en büyük hakarettir. Bu ülkede hayır diyen de evet diyen de kendi yurttaşlarımızdır. Bu nedenle ülkenin barış açısından 80 milyon insanımızı kucaklamak zorundayız. Bizler milli iradeden asla korkmuyoruz. Ama ne yazık ki bu iktidar milli iradeyi baskı altına alarak korkutmak ve susturmak istiyor. Şimdi o adı fırsata çevirerek kendilerine muhalif olan öğretmenleri, akademisyenleri, aydınları kanun hükmünde kararnamelerle görevden alıyorlar. Bu suçsuz insanların sırf sizden yana olmadıkları için atarsanız asla özgürlükten ve demokrasiden söz edemezsiniz. Bunun adı demokrasi değil olsa olsa diktatör faşizmdir. Şimdi hayır dediğimiz için bizleri ve partimizi suçluyor ve hedef gösteriyorlar. Bakın biz AKP'nin bu dayatma anayasasına neden hayır diyeceğimizi her fırsattan açıklıyoruz. Ama onlar neden evet dediklerini inancı, inandırıcı bir şekilde asla açıklayamıyorlar. Sadece FETÖ, PKK hayır dediği için evet diyeceğiz diyorlar. Daha önce bu terör örgütleriyle işbirliği yapan ve kandırıldığını söyleyen yine AKP'nin ta kendisidir. Değerli arkadaşlar, devletin ve milletin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı, bir kesimin Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı yapacak bu partili düzene hayır diyoruz. Milli irade yok sayan, başkana kararname adıyla adeta ferman yetkisini veren bir padişah düzenine karşı olduğumuz için Hayır diyoruz. Bakanları, milletvekillerini, başkan yardımcılarını, savcıyı, hakimi, rektörleri, genel müdürleri, neredeyse tüm kurum yöneticilerini tek kişinin belirleyeceği bir rejim değişikliğine hayır diyoruz. Halkımızı kutuplaştıracağı için hayır diyoruz. Ülkemizi böleceği için hayır diyoruz. Saltanatı, hilafeti geri getirecek bir proje olduğu için hayır diyoruz. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını yok edeceği için hayır diyoruz. Özgür düşünceyi, eşit yurttaşlığı, bilimsel eğitimi, çağdaş yaşam tarzını ortadan kaldıracağı için hayır diyoruz. Çünkü hiçbirimiz tüm bu kazanımları ile bir tek kişiye teslim etmek niyetinde değiliz. Çünkü bizler ortak aklın gerektiğine inanıyoruz. Şimdi AKP'liler gelsinler seçim bölgem olan Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'de hayır biz bu ülkeyi FETÖ'ye teslim etmedik desinler. Milliyetçiliği ayaklar altına almadık. Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de PKK ile görüşmedik desinler. Dolmabahçe'de televizyon karşısında anlaşmadık. Bunlar yalandır desinler. Bunları diyebilecekler mi? Tüm bu yalanlara rağmen anayasa evet oyu isteyebilecekler mi? Biz ülkemizde parlamenter sistemin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesini istiyoruz. Layık demokratik çağdaş bir eğitim istiyoruz. Bilim adamların görevden alınmadığı özgür üniversiteler istiyoruz. Yargının bağımsız, basının özgür olmasını istiyoruz. Ülkemizde barış ve demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, sözlerime son verirken, Tüm yurttaşlarımıza hayır demenin cumhuriyete, demokrasiye, insan haklarına ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Gazi meclisimize sahip çıkmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum.